Bu çalışmanın ardından performans uzmanı yönetiminde bir çalışma gerçekleştirilirken sağ arka adalesinde sertleşme olan Elmander ve milli takımdan dönüşünde sağ arka adalesinde zorlanma meydana gelen Emmanuel Eboué'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Mersin İdman Yurdu'na konuk oldu. Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor'a karşı şok bir yenilgi alan Sarı Lacivertliler, Piera Vebo'nun ilk yarının son dakikasında kaydettiği golle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Fenerbahçe sahaya devre arasında yapılan transferlerle birlikte oluşan klasik 11 ile çıktı. İlk dakikalardan itibaren baskıya başlayan ve rakip kalede gol arayan Sarı Lacivertliler kısa sürede oyunun hakimi oldu. Mersin İdman Yurdu güçlü rakibine göre savunmayı biraz daha ön planda tuttu. Ancak Akdeniz temsilcisi hızlı ataklarla Volkan'ı zor durumda bıraktı. Özellikle 38. dakikada Mert Nobre çok şık bir vuruşla gole yaklaştı fakat top çok az farkla dışarı gitti. Soyunma odasına önde gitmekte kararlı gözüken Fenerbahçe maçın son anlarında baskısını arttırdı. Dakika 45'e geldiğinde Mierles'in pasında topla buluşan Emre kaleye düzgün bir şut çekti. Kaleciden dönen topu Sarı Lacivertlilerin Kamerunlu yıldızı Vebo tamamladı ve skoru 1-0'a getirdi. Golün ardından maçın hakemi Özgür Yankaya ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. İkinci yarıda Fenerbahçe sahaya Baroni Caner değişikliğiyle çıktı. Aykut Kocaman oyunda fazla etkili olamayan Brezilyalı'nın yerine Caner'i tercih etti. Konuk ekip önde olmanın da avantajıyla topa daha fazla sahip olmaya başladı. Mersin İdman Yurdu ani gelişen ataklarla beraberlik golünü aramayı sürdürdü. Mersin İdman Yurdu teknik direktörü Giray Bulak Nobre'yi zorunlu olarak oyundan çıkardı. Ardından da hücuma yönelik değişiklikler yaptı. Sarı lacivertlilerde Mehmet Topal'ı Koyt'un yerine sahaya sürerek skoru korumaya yöneldi. Karşılaşmanın son dakikalarında ev sahibi ekip gol pozisyonları buldu fakat mücadele Vebo'nun tek golüyle sona erdi. Kadıköy sokaklarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı protesto etmek isteyen bir grup yönetim aleyhine sloganlar atarken tam o sırada aracıyla birlikte oradan geçmekte olan Aziz Yıldırım'la taraftarlar arasında bakın nasıl diyaloglar yaşandı. Padişah değil, padişah değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Mersin İdman Yurdu ile mücadele edecek Fenerbahçe kafilesi Adana'da sevgi gösterileriyle karşılanırken bir grup taraftar Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etmişti. Ne oldu? Aziz Bu karşılaşma öncesinde Kadıköy sokaklarında meydana gelen bir görüntü ise gündeme bomba gibi düştü. Aziz Yıldırım. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Bismillah! Aziz istifa! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı protesto etmek isteyen bir grup yönetim istifa tezahüratları yaparken tam o esnada Aziz Yıldırım da aracıyla oradan geçerken Yıldırım'la taraftarlar arasında yaşanan ilginç diyalog amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bismillah Aziz istifa! Ya Allah! Bismillah Aziz istifa! Allah Allah! Günün ve gündemin öne çıkan gelişmelerini aktardık sizlere. Yarın akşam saatler yine 18'i gösterdiğinde hayatın nabzını tutmak için buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.